Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere incelemek istediğim oyun arkadaşlar Vax Ağında bir oyunumuz ve Sağır oyunundan bahsedeceğim arkadaşlar. Sağır oyunu daha önce de benim de yatırım yaptığım bir oyun ve güncellemeleriyle bildirmek istiyorum arkadaşlar. Yakında bir paket satışı olacak arkadaşlar. Paket satışı için öncelikle Discord sunucularını açalım ve Enhancement kanallarına gelelim arkadaşlar. Buradan baktığınızda Enhancement kanallarına arkadaşlar herkese açık, elinde NFT tutanlara vesaire paket satışı olacak, onlara bakalım. Premium Pass holder'larına özel satış, NFT holder, Early Yeti, Active Yeti ve Partner Yeti'yle özel satış, yeti rollerine özel satış, hiçbir rolünüz yoksa da buradan bir satışta ilgili bilgi alabileceksiniz arkadaşlar. Satışlar ayın 28'inde olacak ve şimdi açılan ekranda zaten satışları göreceksiniz. Hemen ben login dedim Vax'la. Şuradan hemen bir giriş yapalım Vax ağımızda. Hemen giriş yaptığımızda satışları görüyorsunuz arkadaşlar. $134'dan bir tane bundan alabileceksiniz. Bir tane bundan $134'dan, bir tane de bundan $49'dan alabileceksiniz arkadaşlar. Tabii ki de elinizde mesela Premium Pass bulunduruyorsanız, benim elimde var, o zaman alabileceğiniz şeyler daha da büyük olacak. $104 alabileceksiniz, $34 alabileceksiniz ve aynı zamanda $104'a Premium Pack alabileceksiniz. Yani böyle düşünün arkadaşlar. O yüzden elinde Premium Pass alanlar tabii ki de daha avantajlı olacak ama ayın 28'inde olacak ve ne demişler, 1 PM UTC'de olacak. Yani saat 4'te olacak arkadaşlar. 36 saat devam edecek diyorlar. Büyük ihtimal ben paketlerin hepsinin biteceğini düşünüyorum çünkü oyun gerçekten çok zamandır hype'lı ve beklenen bir oyun ve oyun şu anda da oynanılıyor. Nasıl oynanılıyor? Token kasabiliyorsunuz. Az sonra onları da göstereceğim. Hatta benim elimde oyunun bir tane de NFT'si var. Şuradan göstereyim hemen sizlere. Buradan açtığımızda Atomic Up'ı biliyorsunuz zaten. Oyun Vax Ağında olduğu için Atomic Up kullanıyor. Benim elimde bir tane Legendary değil, Epic NFT çıktı. Kutu açmıştık. Kutuları vardı ondan. Epic NFT çıktı önceki satıştan. Şanslıydım biraz. Bir tane de elimde Premium Pass var. Premium Pass'lerin değeri şu an $270 arkadaşlar. Onlar da pahalı ama kar da yaptırabilir mi? Yaptırabilir. Neden olmasın diyoruz. Oyunumuza geçtik diyor arkadaşlar. Oyunumuz gördüğünüz gibi buzlu, karlı, Iceland gibi böyle hani buzlu bir adada geçiyor gibi düşünün ve yetili var arkadaşlar. Yetilerimizin türleri var ve bunlar maden kazıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Benim yetim de zaten burada var gördüğünüz gibi. Epic yeti. Ve yetilerin kazdığı 3 tane farklı genelde coin oluyor. Oyunda 3 tane farklı coin kazabiliyoruz. Birincisi enerji ya da 4 taneydi galiba. Enerji, odun, milirium dediğimiz bir şey ve soul, ruh dediğimiz bir şey arkadaşlar. Oyunun road map'ine de baktığımızda şu an quarter 2'deyiz ve oyunun giveaway'lerini yaptılar. Kapalı betası zaten bitecek, şu an kapalı betadayız. Hatta kapalı betada nasıl oynanıyor arkadaşlar? Hemen ben Vax'la gireyim. Bende bir tane amulet var ve amulette her gün coin kasmaya devam ediyorum. Buraya basıyorum. Claim diyorum. Amuletim burada gördüğünüz gibi. Bu amuletin de fiyatı $200 falan da ama şu an ne kadar oldu bilmiyorum. Hemen bir markete bakıp onu da görebiliriz. Sağır diyoruz. Amuletler, benim amulet ne renk? Turuncu renk. Bir de Premium Pass'in yanında amulet yazalım. Orange amulet. Orange amulet dedik arkadaşlar. $100'a kadar düşmüş. Bayağı düşmüş. Bende vardı. Şu an $100 gibi bir değeri var arkadaşlar. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ve bana 2 coin verdi. Ve mine'e bastığımızda bir gün boyunca bir günde bir tıklamayla da coin kazabiliyoruz. Şu an tabii ki de coinlerin bir değeri yok ama ileride ben tatacağım zaman 18 tane coin olacak. Böyle de bir yandan para kasmaya devam edebiliyorsunuz. Oyunun partnerleri NFT Hive, Atomic Sets, NFT Hive Vax'ı koymuşlar. Vax zaten oyun Vax'ta çıkacağı için ben partner olarak saymıyorum. Oyunun Discord'larını zaten az önce size gösterdim. Güzel bir Discord'ları var. Aynı zamanda Discord'larını geçtiğimiz zaman arkadaşlar oyunun Twitter'ları vesaire de bakabilirsiniz istiyorsanız. Ben hemen White Paper'ını da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Böyle bir video çekmişler. Welcome to Sardin video. Yani video aslında çok bir şey yok yani. Çok fazla geldi. O videoda bildiğiniz buzlu bir alan göstermişler. Oyunun arkadaşlar hikayesini anlatmışlar. Yetilerle ilgili, bir tane çocukla ilgili geçiyor oyunun hikayesi. İstiyorsanız hikayesini okuyabilirsiniz. Ama ben oyunların dediğim gibi hikayelerine çok girmeyi sevmiyorum. Neden dersiniz arkadaşlar? Oyunların hikayelerinden çok bana ne kadar kazandıracakları önem veriyor. Ve tabii ki de oyunları oynarken eğlenmek lazım ama bu bir tıkla kazan oyunu gibi duruyor. Yani genelde tıklayıp kazandığımız bir oyunda eğlenceden çok ne kadar kazandığımıza bakarız. O yüzden ben hikayelerine çok takılmıyorum. Oyuna başlarken demiş oyunumuz arkadaşlar, zaten söylemiş Atomic Up'ta NFT'leri satılıyor ve Vax Ağında coinlerinin de Alcor üzerinden satılacağı bir oyun arkadaşlar. Ve burada Tokenomics dedikleri bir fotoğraf yerleştirmişler. Yetiler mesela oyunlarda, amuletlerde vesaire coinler kasabileceksiniz. Zaten birazdan göreceksiniz. Jetonlar kısmına geldiğimizde 4 tip jetonumuz olacak oyunda. Yani 4 coinli bir oyun olacak. SRE, SRE enerji yani Sağır enerji, Sağır Millennium, Sağır Wood, Sağır Soul olarak, ruh olarak geçiyor arkadaşlar oyunumuzda coinler. SRE arkadaşlar ne olacak? Bunu da kasabileceğiz oyunda. Enerji
enerji olacak arkadaş. İki yolda elde edilebilir diyor. Oyun içi kaynakla edilebilir veya Alcor borsasından satın alarak. Bunun da 100 milyar tane olacakmış. Milyon değil, yanlış anlamayın. 100 milyar tane coin'in arzı olacakmış arkadaşlar. SRM'nin de yine 100 milyar tane yine oyun içi elde edebiliyorsunuz veya coin'i satın alabiliyorsunuz. SR Wood da aynı şekilde arkadaşlar. 100 milyar tane SR'si oldu arkadaşlar. Bu sefer bu 1 milyar tane olacak. Jeton içi, oyun içi alınabilecek Alcor borsasından bahis muskalarından. Yani mesela bakın, ben bahis muskalarından coin kasıyorum, SRS kasıyorum gibi düşünebilirsiniz. Ve arazi türünden farklı türde yetiş hissesinden. Yani arazi aldığımızda %'lik olarak komisyon alacağız oyundan ve bunlardan da kasabileceğiz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve amuletlerimizin nadirliği olacak. Benimki ikinci tür nadirlik, 2 SRS veriyor. En iyisi 4, sonrası 1 veriyor. Yani bunların da zaten sıralanması var arkadaşlar. 24 saatte bir muskadan para alabilecekler. Ruh desteği seviye 1 iken 2 saatte bir maden kaynaklarına gönderebilecekler. 7 seviyesi desteği 2 iken 12 saatte bir dev donmuş Amanda mağarasına gönderebileceğiz yetilerimizi. Her 3 saatte bir manuel olarak maden kaynaklarına gönderebileceğiz. Gittikçe seviye arttıkça günde daha az tıklıyoruz fark ettiyseniz yetilere. Mesela bu 12 saatte bir donmuş mağaraya götürüyoruz ama oyunda 4 saatte bir tıklamamız gerekecek mesela. Ruh desteği seviye 4 olduğunda ise 6 saatte bir tıklamamız gerekecek ve 6 saatte bir donmuş mağaraya gitmemiz gerekecek gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunların da bir seviye var. Burada depoluyorsunuz. Ruh seviyeleri için belli bir depolama ihtiyacı, soğulu gerektiriyor ve bu da coin'in tabii ki de artışını, coin'in yakımını gösterir arkadaşlar. Oyun içi kaynaklarımız zaten söylemiştik. 4 tip coin'imiz var. Zaten bu coin'ler de bu kaynaklardan geliyor. Ruh, enerji, milirium ve odun olarak, yani wood olarak geçiyor. Oyun nesneleri arkadaşlar kabin ve altanlar olarak 2 tane arkadaşlar. Kabinlerimiz nerede arkadaşlar? Yetilerimizin gireceği yerden. Sonuçta bizim bir yetilerimiz var da nerede kalacaklar? Kabinde kalacaklar. Ve her köyde en fazla 18 yeti bulunabiliyor ve her köyde öne çıkan 3 farklı şey olabiliyor. Kabin olabiliyor. Ortak kabin var arkadaşlar. Ortak kabin. Bu kabinlerin her biri farklı tipte 3 yeti barındırabiliyor. Wood tipi bir tane. Milirium tipi bir tane. Bir tane de green tip, enerji tipi yeti bulundurabiliyorsunuz. Yani bu wood tipi ne demek oluyor? Wood kasan yeti. Milirium kasan yeti. Green enerji tipi yeti olabiliyor arkadaşlar. Büyük kabin dediğimizde de arkadaşlar aynı 6 yeti barındırabiliyor. Ve her birinden ikişer tane yine aynı şekilde. Villa tipi olan da arkadaşlar 3 katlı yapılar oluyor. Ve 9 yeti bulundurabiliyor. Ve bunlarda 3 tane wood yetisi, 3 tane milirium yetisi, 3 tane de yeşil enerji tipi yeti bulundurabiliyor arkadaşlar. Yani bu yetilerin de türleri var. Mesela bendeki yetinin tipine bakarsak, benimki büyük ihtimal ne yetisi, ben hiç araştırmadım bile onu. Şu an okuduğumda daha detaylı anlıyorum. Milirium yetisiymiş mesela. Milirium kazacak yeti benimki bu. Daha önce Vaxand oyunları oynadıysanız, bütün oyunlarda 3 tipli 4 tipli coin yapan Goldmant olsun, Warspace olsun, aynı zamanda en bilindik oyunlardan bir tanesi, ben de ismini unutmamla ünlü oldu baya. Burada en üstelde olan Farmer's World olsun, hepsi çok coinli oyunlarda arkadaşlar. Burada bir tane daha çok coinli oyun var. Altar dediğimiz şeylerde arkadaşlar ruhları onurlandırmak için olan yerdir. Altarı geliştirerek altarı yerleştirebilecek maksimum tılsım sayısını arttırabilirsiniz. Atıyorum benim altarımda mesela buraya bastığımızda 6 tane amulet ekleyebiliyoruz mesela. Atıyorum burada altarda küçük sunak aldığımız zaman en fazla 2 muska taşıyabilecek. Ortak sunak aldığımız zaman 3 adede kadar muska tutabilecek. Büyük sunak aldığımız zaman en az yaygın olan ve en nadir bulunanı yanidir. Ve 4 adede kadar muska tutabilecek arkadaşlar. Ve şöyle kaynak madenciliğini arttırmak için 2 muska, madencilik maliyetini azaltmak için 2 muska takabiliyorsunuz. Hani gidip daha aynı türden 4 muska da takamazsınız. Onu söyleyeyim. 2-2 takabilirsiniz. Oyunda bir de NFT'lerimiz var arkadaşlar. Zaten yetilerimiz var. Yetilerimiz oyunda işi yapan şeyler arkadaşlar. Milirium yetilerimiz var. Milirium balta yeti. Mesela bu ne diyor arkadaşlar? Köy dayanıklılığından 13 birim ve aracın dayanıklılığının marjında 13 birim. Yani 13 birim dayanıklılık harcayacak, 13 birim üretiyor. Burada mesela bir tane daha yeti var. 63 birim dayanıklılık harcarken 38 birim üretiyor. Ve ortalama 21 wood oyun içi kaynağı veya 2.1 oyun içi spirit oyun içi kaynağı üretebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Dönüştürebilip çıkartabiliyor yani. Burada da bir tane daha var. Mesela 251 birim dayanıklılık eklerken 190 birim üretiyor gibi düşünün. Burada her yetinin farklı özellikleri var. Siz Goldmantlik gibi hani her NFT farklı şekilde farklı maden öneriyordu ya. Mesela benimki ne yapıyormuş arkadaşlar? 12 birim dayanıklılığında marjından 110 birim tüketiyormuş. Yani yetinin dayanıklılık özelliği 12 birim ve aletin dayanıklılık marjından 110 birim tüketiyormuş. Yani aletten çok tüketiyor bu. Bu araçta bir döngü için yeti ortalama 252 milyarium oyun içi kaynağı, 25.2 sprit oyun içi kaynağı kasıyormuş, çıkartıyormuş. Gayet iyi duruyor. Epic zaten. Yani gittikçe bunlar da gelişiyor arkadaşlar. M-Word'ünü bulmak tabii ki de oyun çıktığı zaman bize düşüyor. Marketten en mantıklısını M-Word'ünü almak. Word dediğimiz şey de arkadaşlar aralarında en karlısını almak gibi düşünebilirsiniz. Bunu yapmak çok önemli.
Muskalara geldiğimizde arkadaşlar muskamız 6 farklı muska çeşidi vardır. Açık mavi mesela. Bu ne işe yarıyor? Bir mavimsi bir taş görünümdedir ve mayın kaynak miktarını %3 arttırıyor. Mesela 100 kaynak alacaksınız %3 gibi. Sarı ne yarıyor mesela? Madencilik için aydan kaynak sayısını %2 azaltıyor. Mesela normalde 100 tane odun istiyorsa 98 vereceksiniz gibi. Döngü başına 0.25 spirit oyun için kaynağı getiriyormuş. Öyle düşünün. Koyu mavi muska 0.85 getiriyor. Bendeki turuncu mesela 0.75 spirit oyun için kaynağı getiriyormuş. Ve madencilik için harcanan kaynak sayısını %4 oranında azaltıyormuş. Mor muska mayınlı kaynakların miktarını %9 oranında azaltıyormuş. 1.20 spirit oyun için kaynağı getiriyormuş. Kırmızı ise arkadaşlar madencilik için harcanan kaynak sayısı %6 azaltıp kırmızı renkte bir taş türüymüş diyor. Oyunda bir de tuğlalarımız var arkadaşlar. Yeti tarafından köydeki binaların boyutunu arttırmak için kullanılan bir yapıdır diyor. Ya binaların boyutunu büyütmek için, kapasitesini arttırmak için. Mavi tuğla olduğu zaman arkadaşlar her yeti türü için fazladan bir yuva ekleyecek ve kabininizi büyütecek. Ortak kabinden büyük kabini yükseltmek için 3 mavi sihirli taş geçecek. Büyük kabinden villayı yükseltmek için 6 tane gerekecek. Yeşil ne yapıyor arkadaşlar? Her yeti türü için 2 yuva ekleyecek. Ortak kabinden büyük kabine yine 3 tane. Büyük kabinden villa tipine yine 6 tane arkadaşlar olacak. Pembe ne yapacakmış arkadaşlar? Harcamalarını azaltan bir muska için ek bir yuva ekleyecek ve sunağınızın kapasitesini arttıracak. Mor ise arkadaşlar gelir arttırıcı bir tırsım için fazladan bir yuva ve harcamaları azaltan tırsımlar için 2 yuva ekleyecek. Karaları var arkadaşlar. Kara türleri olacak. Daha bu özellik geliştirme aşamasındadır diyor. Buraya kara türleri gelecek. Mesela diyecek ki şu karada milenyumcu daha iyi kazacak. Çünkü orada milenyumu kazacak. Daha fazla maddesi var. Ve tipler olacak arkadaşlar. Ahşap arazi olacak. Mesela ahşap arazi odun fazla kazabileceğiz. Milaryum topraklarında milaryum, enerji topraklarında ise enerji fazla kazabileceğiz gibi düşünün. Ve nadirlikleri olacak arkadaşlar. Toprak bu land olarak geçiyor galiba. Common landler evet. Land olarak geçiyor. Bir de landlerimiz olacak. Bunlar da pasif gelir elde etmemize. Mesela elinizde giland var arkadaşlar. Orada atıyorum çıkarılan odunun %5 size gelecek. Attım şu an. Bunun gibi işlevler olacak. Mesela mevcut ağacın türüne bağlı olarak komisyon havuzun %13'ünü eşit olarak paylaşmaktadır. %13'ünü ortak landler alacak common landler. Bunlar arasında paylaştık. Rare'lar %20'sini demiş. Gizemliler %27 demiş. Kutsal demiş. En son %40'ını eşit olarak paylaşırlar demiş. Megaland demiş arkadaşlar. Megaland zaten çok büyük ve bu topraklar adanın tam merkezinde mağara çevresinde yer almaktadır diyor. Diğer arazilerin sadece konumlarından değil aynı zamanda sıradan bir arsanın 7 katı büyüklüğünde olacak. Çok büyük bu. Bu toprakların sahibi 3 komisyon havuzunun %40'ını kutsal toprak sahipleriyle eşit olarak paylaşacak. Komisyon havuzuna baktığımızda arkadaşlar 3 komisyon havuzu var. Ahşap, milaryum ve yeşil enerji yer alacak şekilde. Her başarılı madencilikte çıkarılan kaynağın türüne bağlı olarak mayınlı kaynakların %2 ile %8'i bir veya başka bir havuza yönlendirecektir. Yani biraz da şans işi olacak. Bu RNG koymuşlar buraya normal. Oyunlarda RNG olması çok normal. Oyun içi mekaniklerden arkadaşlar madencilik olacak. Madencilik zaten bildiğimiz üzere 1 saat sıklıkta yetinizi maden kaynaklarına gönderebileceksiniz. Tabii ki bu yeti türüne göre ve koyduğunuz muskalara göre değişecek arkadaşlar. 2 saatte oldu oluyordu, 4 saatte oldu oluyordu gördünüz. Üretmek diyecek demiş arkadaşlar. Mağara işçiliği limiti 100 devadır. Burada mağara işçiliğinden bir şeyler üretebileceksiniz arkadaşlar. Yeni yetiler ve muskalar yaratabileceği yerdir. Aşırı nüfus ve aşırı üretimden kaçınmak için mağaraların olası işçiliği sayısının açısından bir sınırı vardır. Yani belli bir sayıda yeti ve üretim edebileceksiniz arkadaşlar. Dayanıklılık da biliyorsunuz oyunda yetimizin çalışması için belli bir dayanıklılığa ihtiyacı var. Mesela yeşil enerji türündeki yeti araştığınız dayanıklılığını yeniden doldurmak için milaryum ve wood oyun içi kaynaklarınıza ihtiyacınız olacak. Yani oyunda şöyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Mesela odun üreten bir yetiniz var. O odun kazdığı için diğer iki kaynaktan harcamanız lazım. Yani bütün kaynakların da birbiriyle bağlantılı olarak yakımını sağlamışlar. Mesela wood ve milaryum tipi yeti aletliğinin dayanıklılığını yeniden doldurmak için de yalnızca milaryuma ihtiyaç vardır demiş. Yani her kaynağın böylelikle yakımını yapmışlar arkadaşlar. Köyler var arkadaşlar. Sihirli tuğların kullanımı kabinleri yükselterek köyünüzü arttırabilirsiniz. Köyünüzün ne kadar büyük olduğu için de kaç yeti yaşayabileceği anlamına gelir. En fazla 18 yetilik bir köy yapabilirsiniz diyor. Hava koşulları olacak arkadaşlar. Mesela güneşli olacak. Şans eseri %60 oranında meydana gelebilecek ve madencilik süresini etkilemeyecek iyi bir hava durumu. Rüzgarlı veya kar fırtınası olduğunda arkadaşlar daha kötü hava olacak ve daha az coin üretebileceksiniz. Mesela demiş ki %50 daha az kaynak madenciliği yaparken 2 kat daha fazla enerji tüketecek gibi olabilir.
olayları da var. Yani hava durumları da etkileyecek. Güncelleme demiş. Sihirli tuğlalar bölümüne baktık zaten. Tanıtım ve reklam demiş arkadaşlar. Arazinizin de ilgisini çekmek için reklam yapabilecek misiniz arkadaşlar? Güzel, dikkat çekmek, beğendiğiniz rengi çekerek sahip olduğunuz arazileri güzel, parlak, göz alıcı ve büyülü bir ışıltı kazanacak gibi reklam verebileceksiniz arkadaşlar. Yani sizin landinizde adamlar da kazım yapabilecek gibi düşünün. Çıkardığınız kaynakları da Alcor'dan çekmek için arkadaşlar çekilen bakiyeden %5 ile %10 arasında bir komisyon alacak. Her gün para çekme komisyon boyutu %5 ile %10 arasında rastgele belirlenecek demiş. Tahsilat piyasa ücreti demiş. Komisyonlardan satış piyasası, yani NFT'nizi Vax'ta, Atomic App'ta satıyorsanız %56 fee alacaklarmış arkadaşlar. Ve oyunun bütün bilgileri de burada yer alıyor arkadaşlar. Sağır oyununu biraz uzun anlattık evet, ama oyunu anlat bitmiyor gerçekten. Bayağı bir detaylı yapmışlar. Yani bence oyuna da bir bakın. Discord'una gidin, en azından bir selamlar yazın. Hay yazın. Onu yazın, bunu yazın. Türkçe setinde muhabbet edip bakabilirsiniz. Kazandırabilecek gibi oluyor. Özellikle paket satışlarını kaçırmayın. Zaten paket satışlarını da burada sizlere açmıştım. Videoyu beğendiyseniz de kanala abone olup bildirimleri tümen için video like, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.